Basmalı lambanın içinde ne var? Bugün basmalı bir lambayı inceleyeceğiz. Nelerden üretilmiş, içinde neler var bakacağız. Gördüğünüz gibi üstüne basınca yanıyor. Güzel, sıcak bir ışık veriyor. Tekrar basınca da kapanıyor. Üst kısmında opak ve görünüşe bakılırsa akrilik bir kubbe var. Işığın yumuşak bir şekilde dağılmasını sağlıyor bu. Ve tabanı veya çevresi polistiren. Şimdi vidalarını söküyorum. 4 tane vida var. Bunlar yıldız vida. Galvanize çelikten yapılmış. Yerlerinden çıkartalım. Sadece ikisi çıktı. 2 tanesi içeride kaldı. Pilleri yerinde bırakacağım çünkü kubbeyi söküp ışığı açınca nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Tamamdır. Vidaları çıkarttık. Burası pil yuvası. Gördüğünüz gibi 4 tane AA pil takılı. Çerçeveyi söküyorum. İşte üst kısım bu. İçinde de bu ışık yansıtıcı var. Tamamen saydam olmadığına dikkat etmişsinizdir. Kasten böyle üretilmiş. Böylece ışık içeride daha çok kez yansıyor ve bu opak kubbeden çıkarken daha çok dağılıyor. Bu sayede ışık daha yumuşak bir şekilde parlıyor. Aksi takdirde ışık fazla sert, keskin ve yoğun olurdu. İşte kubbe yokken böyle görünüyor. Kubbeyi takınca da böyle. Kubbenin ışığı nasıl yumuşatıp dağıttığını görüyorsunuz. Yansıtıcıyı çıkarttığımda ise, videoda görünüyor mu bilmiyorum ama, ışık burada daha yoğun. Yani bu parçada ışığın dağılmasına, daha yumuşak parlamasına yardımcı oluyor. Evet, şimdi içerideki parçalara geçelim. Burada yaylar var. Bunlar kubbenin normal konumuna dönmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi 3 tane yay var. Çıkartıyorum. Ve ortada ışık yanan bir diyot, yani LED bulunuyor. Beyaz ışık yayan bir diyot bu. Işık yayan diyotlar, aslında tüm diyotlar tek yönde akıma izin verir. Yani akımı tek yönde tutan elektronik veya dijital bir vana işlevi görürler. Şunu yana alayım. Işığı engelliyor. Diğer nokta şu. LED'i çalıştırması için bunlardan bir tane lazım. Buna direnç deniyor. Direnç, LED'e çok fazla akım gitmesini ve böylece diyotun vaktinden önce bozulmasını engelliyor. iPhone'umu kullanarak direncin üstündeki kodun neye karşılık geldiğini bulabildim. Kullanışlı bir yöntem. Farklı renk çizgilerinin ne anlama geldiğini bu şekilde, yani aratarak bulabilirsiniz. Ya da isterseniz ezberleyin. Bu direnç yeşil bir çizgiyle başlıyor. Yeşile getiriyorum. Sonra lacivert bir çizgi var. Altın renkli bir çizgi. Yeşil. Bu çizgi siyahmış. Özür dilerim. Altın rengi olan sonuncusu. İşte böyle. Demek ki bu 56 ohmluk bir dirençmiş. Direncin uyguladığı direnç yani buymuş. Ve buradaki anahtar anlık bir anahtar. Özür dilerim, sürekli bir anahtar. Yani basıp bıraktığınızda basılı kalıyor, tekrar bastığınızda açılıyor. Yani bastıktan sonra bıraktığınızda ışık yanmaya devam ediyor. Evet, devre aşırı derecede basit. Akım kaynağı bu piller. Elektrik akımı bu döngüyü kat ediyor. Anahtar açıldığında akım duruyor. Tekrar basıldığında, yani anahtar kapandığında akımın geçmesine izin veriyor. Böylece bu sürekli döngü başlayabiliyor. İşte basmalı lambanın içindekiler bunlar. Çabucak pilleri de çıkartalım. Bunlar AA piller. Görünüşe bakılırsa bu arka panel enjeksiyonla kalıplanmış. Buralarda baskı pimlerinin izini görebiliyorsunuz. Bu pimler parçayı kalıptan iterek çıkartmaya yarıyor. Yani bu parça enjeksiyonla kaplanmış gibi duruyor. Sanırım üzerinde plastiğin türüne dair bir ibare yok. Ama tahmin ediyorum ya polipropilendir ya da ABS. Yuva içindeki kontakları görüyorsunuz. Bunlar da muhtemelen
ilk başta çelik zannetmiştim ama mıknatısla bakınca, bakın, mıknatısı yaklaştırıyorum. Galiba bunlar çelik değil. Herhalde pirinç olsalar gerek. Çünkü bu kontakları mıknatıs çekmiyor. Demek ki içinde demir olmayan bir metal bu. Bakın, burada bir halka var. Bu plastik halka, pilin artı kutbunun kayarak kontaktan ayrılmasını engelliyor. Böylece pil kontakla sürekli temas halinde kalıyor. Her şey bir arada duruyor. Bakın, bir tane de burada var. Aslında hepsi bu. Ha, ayrıca böyle de bir özellik eklenmiş. Böylece lamba duvardaki bir vida veya çiviye asılabiliyor. İşte basmalı lamba bundan ibaret.